Transfer edilecek forvetin ismi ne abi? Kim? Nasıl bir oyuncu? Yani şimdi forvet alınması lazım. Nasıl bir forvet alınması lazım? Ne yani ne istiyoruz? Oraya bir iki tane hoca getirdim, beğenmedim 6 ay sonra değiştirdim değil. Genel mantalite olarak da nereye yatırım yaptığını bileceksin. Okan Hoca Fatih Terimlik yaparsa o doldurulabilir bir kıyafet ayakkabı değil yani. Teoride zehir gibi ee, pratik bir sallanmakta. sallanmakta. Ali olan olağanüstü bir şarkı. Bence de. Her şeyiyle yani. Ee, şey bir şarkı. Herkesin nasıl ezberlediğini anlayamadı ama birçok sözünü bildiği bir şarkı sanki. Ben evet ve bence ıı, Masar Fuat Özkan'ın bir şarkılarında her bir şarkısında bir tanesinin dehasını görürsün mutlaka. Bazısında Masar'ın e, Masar Alanson'un acayip vokali, bazısında işte Özkan'ın acayip fikri, bazısında Fuat'ın müzikal Bodrum Bodrum mesela. şeysi yani cins yani müzikal olarak cins adam. Ali Desler'e de üç birden var. Çok o yüzden da, bu kadar iyi demek ki. Çok iyi. Çok iyi ve hani e, hani rapin yeni çıktığı dönemde bu kadar net racon kesmek de yani ona ait olmayan bir grup sözde ee, ama başında raconu kestiler yani. Şimdi rapçiler de bir kızmasın bana ama e, önemlidir bu. <laughs> evet. bu hafta böyle başlayalım. Ee, Fenerbahçe ile mi başlıyoruz? Evet. E, Selamlar e, orada. bu Enteresan bir giriş yaptık. Enteresan bir giriş oldu. Bakalım e, alacak mı Canberk <laughs> Programa. <laughs> 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 Ali Desi ile girdik program. E, Fenerbahçe evindeki ilk galibiyeti ligde. Hı. Ve çok baskılı başladılar. Gerçekten Çok. sadece baskı değil, taraftarın da büyük bir coşkusu vardı. Evet. E şöyle esasında Adana Demirspor baskılı başladı. Hemen kırdı Fenerbahçe. Ee, hayır ben yapacağım bu işi dedi. Siz biraz durun dedi. Ve 15-20 dakika hakikaten bezdirici. Şöyle bir eksiklik var tabii. Bir adım geç kalınıyor. Bir saniye bir geç kalınıyor ve biraz daha dikkat edilse daha az puanlı olur o. Onu söylüyorum. Yani faulü çok gösteriyor bizimkiler. Bizimlikte çok gösteriliyor faul. Yani sert işte Türkiye çok sert falan deniyor ya sonra da İngiltere'ye gidiyor oyuncu ya çok da sert değilmiş orada sertmiş. Yani yaşayan anlar diyor. Nedir aradaki fark? Yani orada daha yakın temasla devam ediyor. Dolayısıyla sen sertliğin topa olduğunu görüyorsun ama bir de oyuncuya sor bakalım içeriğini nasıl? Ee, bize çok uzaktan o yüzden de çok foul fall çıkıyor. Foul de çok seviyoruz. Hakemler de çok seviyor. Herkes çok seviyor. Oyun duruyor filan. Öyle bir anormal durum var. Ee, biraz daha yakın e, hamle zamanlaması e, ve şeklini düzeltmesi lazım Fenerbahçe'li oyuncuların. Onun dışında ilk 20 dakika, 15-20 dakika. biraz çok çok iyi. Onu söyleyebiliriz. Emre'de bir müthiş bir düzelme var. Yani her topu al, kaleye koş, touchdown yap. Biraz dışına çıkıyor galiba. Biraz ona ikna oldu. Ki ben Düzeltilemez olduğunu düşünüyordum. Valencia'ya yani penaltıda attığı pas, pas. çok değerli. E Miha zaten Fenerbahçe'nin en garanti oyuncusu. E, ne alacağım belli. Şimdi burada tabii tartışma genel üçlü tartışması. Ben üçlüden ziyade üçlüyü kimle oynadığın, daha doğrusu nasıl dönüştüğün. Fenerbahçe 5-3 3-5 geçişlerinde zaman zaman altılıyor onu. Mesela Ferdi de geliyor. Emre de geliyor çizgiye, içeri giriyor. Hatta dokuzluyor bazen. Tamam bu güzel ama bunu yaparken bu geçişlerde eğer doğru yapmazsan ya yani 3'ten beşe, beşten üçe doğru yapmazsan rakibe bir yerde bir fazlalık vermiş ya yani fazla alan vermiş oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani savunma 5 önü 3. <laughs> Diyelim. Sonra 3 5 oluyor ya da 6 oluyor çıkarken onu doğru yapmazsan ya arkada ya orta sahada Geniş alan bırakıyorsun rakibe. E, i̇kinci yarı bu tabi hava da korkunç bir hava yani e, Adana Adana Demirspor havasını almış gelmiş yani çok acayip bir e, nem ve sıcak. E, i̇kinci yarıda da düşmeye başlayınca Fenerbahçe 10 kuru çalıştı bu sefer yani ilk yarıda çalışmayan şey o boşluklardan demin bahsettiğim o geçişlerdeki e, geçişleri yapamamaktan kaynaklanan boşluklardan 10 yararlandı yani. Tabi Osai niye yok? Yani bu ligde Onyekuru'yu kim tutar? En iyi tutabilecek hiç savunması yani yok. Yani Fenerbahçe değil. En iyi. Evet. Ligdeki en biri. Burada da Osai'ye transfer oluyor. Gidiyor dedikoduları. Tabi iyice Ayyuka çıktı. Bu konuşuluyordu zaten. Onunla alakalı olduğu. Çünkü en azından ikinci yarıda. iki değişikliği iki tarafın değişiklik seçimlerini anlayamadım. Yani Osai ile niye başlamadı ya da İlk değişenlerden biri niye olmadı Onyekuru bir aldır aldır gelirken olağanüstü oynadı yani ikinci yarıya. Olağanüstü oynadı Onyekuru. Tebrik etmek lazım. Hareketler bir tarafa. Ee, neden o ile cevap vermedi George Jesus? İkincisi de yani Fenerbahçe orta sahada sertlik anlamında Demirspor üzerine çıkmışken İstanbul'u neden bu kadar geç aldı? Ee, Monte'ya ee, hatta Hasan Bolanga'yı neden bu kadar geç aldı? Bu iki oyuncunun Fenerbahçe'yi daha fazla zorlaması mümkündü. Ee, diye geç, geçelim şimdilik. Aklımıza başka bir şey gelirse konuşuruz. Ee, Valencia tabii ki gündemdeki en net oyunculardan birisi. Evet. Ve e, şöyle bir soruyu ister istemez bence getiriyor Fenerbahçe taraftarın kafasına. Ya forvet ihtiyacı belki yok mu? <laughs> Çünkü sonuçta 13 gol attığı ligde e, Avrupa kupalarındaki performans da ortada hafta içi iki attılar Avusturya Viyana. Şimdi sevgili Arancım, ee, bana Forvet'ten bahsetme. Forvet kim? İsmini söyle. Yani şu an bütün tercihleri düşünce Valencia diyorum. Hayır hayır. Yani transfer edilecek Forvet'in ismi ne abi? Kim? Nasıl bir oyuncu? Yani şimdi Forvet alınması lazım. Nasıl bir Forvet alınması lazım? Neyi yani? Ne istiyoruz? Sırtı dönük oynayacak Zuba gibi bir oyuncu mu? istiyoruz? Yoksa driplingli yarıp geçecek bir oyuncu mu istiyoruz? Bence onu istemiyordur Fenerbahçe. İki tane ne? oyuncusu var. Ay ne istiyor o zaman? Şimdi forvet istiyoruz. Nasıl yani? Bin tane forvet var yani. Forvet var, forvet var. Ya yani Emre Mor da forvet. Yani for, Santfor'dan bahsediyoruz bir kere değil mi? Yani evet. Terminolojiyi oturtmamız lazım önce. Santifor'dan. Ha, bahsediyoruz. Santifor. Nasıl bir Santifor'dan bahsediyoruz? Pivot'tan mı bahsediyoruz? Satı dönük oynayabilecek bir oyuncu Çünkü hepsi full paket yok. Ya yani geçen hafta anlatmaya çalıştım. Yok yani. Full paket alabileceğin en iyilerden biri Slimani'ydi mesela. Olmadı. Neden olmadı? Hiç Ersun Yanal'ın yorumu. Haklı bir yorum bu. Ya atağa çıkarken Foley kendi kendine hata, bizim hatamızı kesiyor. Yani akını sonlandırmayı yanlış anlamış bir arkadaş ki ben, ben geldiğinde çok etkili olabileceğini düşündüm. E Samat da son vuruşlarda, tek vuruşlarda çok etkili bir oyuncu. Olmadı yani en büyük yanılgılarımdan biri de o. Kim abi? Nasıl bir oyuncu? Türkiye uyar mı? Bu, bu, ya, format istiyoruz. Ee, yani mobil bir oyuncu olduğu kesin. Öyle bir oyuncu istediği. Ya yani Belki gibi bir oyuncu mu istiyoruz mesela? Ya sırtı döndük de oynayabilecek. Ha? Ama çok fazla statik de kalmayacak. Ha. Bir oyuncu talebi var. İşte bu kim? Ya kim oldu çok önemli. Forvet istiyoruz da olmuyor yani. Forvet var, forvet var. Nasıl bir oyuncu? Söyle, ee, o Maxi var. Gomez isimleri geçiyor. Yani işte, Maxi Gomez ile ilgili söyledim e, Hı -hı. geçen hafta. Yani bakıyorum gollerini İspanya gibi. E, skoru yapmanın çok da İngiltere'ye göre daha kolay oldu bence. İyi bir takımda oynuyor ki iyi bir takımda oynuyor. Bir ligde daha onu bulamamış adam. Mesela geçen bölüme gelendi bir yorum var bu konuyla alakalı. Evet. Ee, yani 5 evet. gol atan bir takımda 5 gol atması. Cemalettin Bey'in yorumu. Olabilir yani böyle de bakabilirsin. Yani bilmiyorum ben Fenerbahçe'nin elindeki şeye bakıyorum. Yelpaze'ye bakıyorum. Çok da fark yaratacak bir oyuncu gibi gelmiyor. Ama tam tersi şeyler de çıkabilir onu bilmiyorum yani. Ama Fenerbahçe gol atıyor. Fenerbahçe siz geçen sezon en çok gol atan takımı. Bu sezon Avrupa'da en çok gol atan takımdı bilmiyorum. Geçen haftaya kadar hala öyle bilmiyorum. En çok xG yaratan takımydı. Hepsini geçtim. Bayern ve Paris Saint-Germain tabii bu hafta. Bu hafta yaptım. onlar yani. evet bayağı bir rezillik oldu orada. <laughs> ee, hepsini geçtim. Fenerbahçe bu hafta kaç xG ile oynadı? Ee, 1.8. Evet. Ve bunun 8'i yani 76'sı penaltı. Penaltı. Yani bir tane bir xG ile oynamış Fenerbahçe. E 4 attı. Yani yarattığı pozisyonun da üstünde atıyor. Bilmiyorum yani. Alabilirsin, getirsin. Vay bravo derim. Evet. Öyle bir adam gelir ki vallahi bravo tabii ki dersin. Ama şu anda öncelik o bilmiyorum. Ben işte geçen hafta hani konuştuk biraz aslında. O noktada olduğunu düşünüyorum işin. Hani getirmezse Fenerbahçe bir santrifor ve bir ihtiyaç doğarsa onun bir sorunun e, sorununu yaşayacak. Yani belki şu an ihtiyaç yok. Evet. Ama hani Aykut Kut onun üzerinde konuşmuştuk ya. Atay'mış aslında göndermem demiş Talih hmm. Benzer bir e, durum olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki şey noktası var. Hani forveti değil bu takımın stoper ihtiyacı var. Hangi stoper? <laughs> hangi stoper? Yani hangi stoper? Bence bir kere hızlı bir stoper. E, ya şimdi kim var. yakalamak o da attı Napoli'de golünü tebrik ederim. İyi de oynuyor. Ee, kim yakalamak her zaman mümkün olan bir şey değil. Yani oyuncu doğru giderse bence doğru seçimler yapıyor şu ana kadar. Yani biz onu Premier Lig'de görürüz yakında. Veya bu adam zamanda Fenerbahçe'de oynuyordu da diyebilirsin. Doğru takıma giderse, doğru yapılanmanın içine girerse. Yani oyuncu oyuncu takımı değiştiriyor ama daha çok takım oyuncuyu değiştiriyor. Yani Harry Maguire çok kolay bir hedef şu anda değil mi? Evet. Yani o, o, mudur tek problem? Şimdi bu hafta oynamadı Liverpool yanılır ama. Yani o mudur? Doğru bir yapının içine soksan adamı Leicester'daki performansını hatırlıyoruz. Yani bu böyle mi olur? O olmaz. Böyle olmaz ama öyle gelişmiyor. Iş. O yüzden hani kim doğru giderse e, bunu konuşabiliriz. Ama öyle oyuncuyu yakalamak kolay bir şey değil. Öyle oyuncuyu geliştirmek daha e, onun üzerine gitmek lazım. Yani zaten Fenerbahçe'ndeki stoperlerle bir şey kurabilirsin. yanına da geliştireceğin başka bir oyuncu bulman lazım. İşte Trabzonspor'dan Ahmet Can kalktı gitti ayaksa. 10 milyon euro gibi acayip bir para yemdi. Ee, adam çünkü orada bir şey görüyor. Üzerine işleyebileceği bir şey görüyor. Sen işleyebileceği, sen işleyemiyorsun adama. Yani bizdeki problem genel olarak bu. Ankara Ucu Başkanı'nda. Ee, evet. Karl Marx referansı. Karl Marx referansıyla anlattığı gibi. E, bu altyapı yani altyapı, altyapı Bunlar hep mantalite işi. Sadece altyapıyı, stadı yaptım, saha yaptım. Oraya bir iki tane hoca getirdim. Beğenmedim, altı ay sonra değiştirdim değil. Genel mantalite olarak da nereye yatırım yaptığını bileceksin. Ama taraftar haklıdır. Yani santrfor ister, stoper ister. bul bir tane, getir kardeşim. Bu mudur der. Getirirsin, adam işte Vitor Hugo'yu beğenmez falan filan yani. Bunlar böyle gider. Ama yönetici öyle düşünmez. Taraftar öyle düşünür. Biz tartışırız. Yorumcu da öyle düşünür. Ama yönetici öyle düşünmez. Çok mu karışık anlattım ya? Yo gayet anladım ben. <laughs> <Çok> Anlaşılır <anlaştırıldığını gülüyor> olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Ee, bir de... Ali Desir'de o yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ali Desir'de o da aslında enteresan. Oradaki karışıklığı anlatıyor. Ne o? Anlatıyor. Ee, Kadın erkek teoride zehir gibi pratik e, bir zans Bazen ben So, neydi? <laughs> evet, humanist oluyor. Değişik bir felsefe, ideoloji diyorum. <laughs> o kadar ağır konuşmadım ben. Yok, tabii ki. Ee, sağ dışı da aslında gergindi maçta. Yani hem Belhanda hem... Ya kuru... şimdi tabii ee... Başkan Adana Demirspor başkanının söyledi işte artılar bizim oyuncularımız Fenerbahçe taraftarı da şey yapsın onlar da hatalı falan gibi açıklamalar. Önce bir kere profesyonel adam buna profesyonel adam ne, ne neden etkilendiğini, neden etkilenebileceğini, neden etkilenmesi gerektiğini, onu ne motive edeceğine karar vermek zorunda. Şimdi bir oyuncu yapsa anlık dersin. Anlık refleks, reaksiyon İki oyuncu yaptığı zaman organize oluyor bu iş. İki oyuncu yapmaya başladığı zaman bu organize konuşulmuş. Belhanda ve Onyekuru kendi arasında. Evet ama maç başından itibaren değil. Belli ki devre arasında konuşmuşlar. Niye? Fenerbahçe taraftar onlara daha fazla yükleniyor. Yuvalaması, şusu, busu. E peki buna bir cevap mı vermeli oyuncu? E i̇şte Larsen'e Kopenhag'da ayağına top geldiği anda ooo, e, bir şey yaptı mı adam? Yani dönüp bir şey söyledi mi? Söylemedi. Ne yaptı? Biliyor çünkü bunun bu işi yapıyorsan, bu arenaya çıkıyorsan bunun kuralları, kodları böyledir. Taraftar sevmez abi. Ezeli rakibin oyuncusunu. Ve sevmediğini de söyler. Ha dışarı çıksan belki gelip fotoğraf çektirecek. O ayrı ama toplum psikolojisinde öyle davranır. Şimdi sen buna nasıl cevap vereceksin? Bence cevap vermenin yöntemi Yakın'ın ikinci yarıdaki oyunu. Ama sen öbür işlere girersen e, değeri kalmıyor işin. Yani kime oynuyor bu adamlar? Yüzde bire. Yani e, bundan keyif alan yüzde birlik bir kesime. Adana Demirspor Spor taraftarı memnun mudur o hareketlerden? Yani çok sanmıyorum. E, i̇yi olsun. Galatasaray taraftarının tamamı memnun mudur? Ya sen işine bak Fenerbahçe'den puan aldı ondan sonra konuş diyordur muhtemelen. Ama arada bir kesim bundan memnundur. İşte onunla etkileşime girdiğin zaman, oyuncu o kesimle etkileşime girdiği zaman bir yere kadar gelebiliyor. E, e, Belhanda'nın da herhalde Türk sporunda en, e, medyasında en çok savunanlardan biriyimdir yani Belhanda'yı. E, <laughs> bu konuda da çok eleştirilmişimdir. E, Belhanda'nın zaten temel problemi buydu. Yani kontrol edemiyor kendisini. Kendi taraftarıyla da kavga etti. Tabii. O, de. Evet. Oyunya kurdu. İşte onun trenine binmiş. Yani saçma. Yani çok çok, çok iyi bir Adana'da bir spor taraftarı var. Doldurmuşlar. Yani sen Beşiktaş üstü Fenerbahçe maçına gitsen bir hafta sonra Türkiye'ye gelen bir Norveçli olsan maçlara, hadi bu maçlara gidelim dersin iki gün üstü. Dersin ki abi İngiltere neymiş ya? Uçuyor burada futbol. Yani seyirci, bilmem ne, keyfi, eğlencesi. Gecenin yarısında maç yapıyorlar adamlar. Full dersin. Hakikaten. E şimdi buna, buna layık olmak lazım. Oyuncuların işi o. Yani arenanın içinde bir dolu saçmalık olur. Kavgası olur, gürültüsü olur. İşte Conte ile Tuhel hikayesinde olduğu gibi. Ama yani maçı alacaksın. Önce işin o. Ondan sonra öbürleri süs. Ki Onyekuru alırdı maçı. Var yani şanslar vardı. Ya 3-3'e üç çok yakınlaşmıştı. Ya Rakiski o saçma sapan kırmızı kartı yapmasa Fenerbahçe'nin de genel durumunu biliyoruz. Bu tip durumlarda panaya kapılabiliyor. Ee, çok yakındı Adana Demirspor. Tebrik etmek lazım. Adana yenmek çok zor. Yani bakınca çok zor olacak yani. Kolay değil Adana Demirspor'a bence de. Ya, Artem bu zart diye getirmek falan kolay işler değil mi? Ki yani Baltoyli var. Balotelli yani. gidiyor belli. Gidiyor evet ama ne Balotelli olsun. şeyi bulamadı galiba. İstediği e, teklifi bulamadı henüz. Yani istediği kulübü bulamadı daha doğrusu. Üzücü bir şey ya. Yani kafanda kurup istediğin teklifi alamamak. Yani Ronaldo da yaşadı bunu. E, ee, i̇kisinin de biraz kendine dön bakması lazım ama kendi tercihleri biraz. Beşiktaş'tan bahsettin. Hı, hı. Ee, kara maçı net bir galibiyet çok İlk, i̇lk 60, 60 dakikadaki dakika. ilk 60 dakikadaki oyun bu hafta oynanan en iyi oyun ligde. Evet. Çok çok yani, çok çok çarpıcı. Çok çarpıcı. Hatta ikinci goldeki çıkışları muhtemelen Valerian İsmail böyle hala düşünüyordur. Aa ne güzel yaptık be abi. Yani istediği şey o. İstediği o. Ee, yani boş alanı çok hızlı görüp çok hızlı oraya döndüler ve İlginçtir oyuncuların büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe'de de benzer bir durum var ee, plana çok ikna olmuş gözüküyorlar ki bunu ne kadar değerli olduğunu en önemli şey. bu programı izleyenler en önemli şey en önemli bir şey ayakların geri gider gider abi yani yani Galatasaray'ın temel problemi de o şu anda bazı oyuncuların ayakları geri geri gidiyor ha yani bunu, bunu haksızlar mı bazı konularda haklılar. Onu daha sayıp, daha evet, oraya gelince konuşuruz. Ee, Beşiktaş'ta daha çok bu konuya ikna olmuş oyuncu olduğunu görüyoruz. Ama yani 60'tan sonraki durum da, şimdi Karagümrük e, Pirlo, herhalde o Fatih terimle ilgili söylediklerinden sonra e, bir lanete uğradı. <laughs> Bilmiyorum yani e, çok e, bağları çok zayıf bir takım. Ben özellikle izlerken şey fark ettim kanatlardan bu kadar fazla boşluk vermesi. E, Caner ile Salih bence ikisi de futbol bırakmış. Yani bahsettiğim ikinci golde tamam sağ taraftan akındalar da yani Salih gol vuruşunda daha iyi kendi sahasına yeni girmiş. Biraz abartarak söylüyorum. Ya yani top sağdan en sola açılıyor. Soldan gelip sağa geçiyor sağdan gelip sola, sola geçiyor. geçiyor. E, e, bu sırada gelebilirsin yani. Ya da gelemiyorsan da oradaki devri yapmış olman lazım. Gelecek oyuncu olması lazım. Yok kimse. Yani kendi kalenden bu kadar uzaktayken geçiş yapmak. Yani Caner'in eee yani arkasına, önüne, yanına, sağına, soluna girdikleri her an pozisyon oldu. E, çok olacak mantıklı olacak bir şey değil bu. Ve yani Beşiktaş'ın orta sahasına baktığında sağlam bir presle bozabileceğin bir orta saha aslında. Bu git gel oyununda. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Gezal'ın yoksa Gezal'ın yerine birisini koyamıyorsun. Vakayeme gibi o. Evet. Vak e Vakayeme'nin yerini dolduramadı falan. Ya böyle bir karşılaştırma olmaz ki. Başka oyuncular zaten bunlar. Yani Vakayeme'de Gezal'da böyle yerine birisini koyup değiştirebileceğin oyuncular değil. Değildir. Oyunu değiştirmen lazım. Aynısını bulamazsın. Ba taklidini yapamazsın. Yani Masar Fuat bahset. Yerine koyamazsın Masar Masar'ın. Yani David Lee Roth'un yerine Semih Ağrı koydu mesela Fanel'ın. Aynı ses. Anlatabildim mi? Futbolda öyle bir şey yok. Ya yerine koymak mümkün değil. Gezal'ın yerine koymak mümkün değil. Değiştirmen lazım. Değiştirdi. Bunu yaptı. Ama bunu yaparken de orta sahasında eldeki kadroya bakıldığında orta sahasında eee baskıyı açık bir takım, bozulmaya açık bir takım. Zaten 60'tan sonra da bunu gördük. Çok hafif bir baskıyla Beşiktaş zorluk çekti. Evet, sanki bu bir de Davetle de alakalı. Hani korumacı bir oyun bir yerden sonra sanki o takımı da davet ediyor. Ya korumacı bir oyun mu? Ondan da emin değilim ben. Baksa evet. Fenerbahçe'ninki öyle. Beşiktaş bence yapamıyor bir süre sonra. Ya topu hiç istemediği için. Topu ben hiç istemiyorum diyor. Top sende kalsın diyor. Hı hı. Ki yani şu bir taraftan da hak veriyorum. Ya kardeşim ben direkt oyun oynarken %87 pas isabetiyle oynuyorum diyor. Yani 70-80'e kadar %87 ile gittiler. Sonra muhtemelen düşmüştür. E, bu az buzdur rakam değil. Az buz rakam değil yani. E, bunu yaparken ben bunu 90 dakika şimdi hem havasında yani ama o havada yapılabilir mi? Hem de yani bunu 90 dakika yapabilecek dünyada bir takım var mı? Ee, Liverpool dahil, en iyi olduğu dönemde Liverpool dahil. Ben bu kadar bam gün bam gün e, biraz, biraz şey geliyor yani. Hayal gibi geliyor bana bunu istemek. Zaten pek hayalin peşinde. Yani ulaşamayacağım bir hayalin peşinde koşmak gibi geliyor. Tabii, zaten. E, o zaman işte bir elini öperiz gidip Valeri İsmail. Bravo kardeşim, abicim diye. <laughs> kardeşim diyebilirim mi gerçi yaş olarak? E, bence hayalle hedefin farkı biraz zaten o. Yani hayal zaten ulaşamayacağın olsa bile gidiyorsun ya. Bir şey sözü vardı. E, karanlık gecelerde yol gösterir. Hayal. Ama yani ulaşmanıza gerek yok her zaman. Evet ama yani işte e, gün be gün pratiğe döndürmekte bir ilerleme kaydetmen lazım. Kara gümrük, bu anlamda bu da sevmediğim bir laf ama söyleyeceğim mecbur. Tam ölçü olmayabilir. Yani haftaya zorluk çekebilirsin. Başka Yok bence zaten hani çekeceği maçlar gelecek kesinlikle bu oyun yapısının. Yani Demir spora karşı çekersin mesela ciddi problem. Evet. Ama yani dünkü orta sahayla değil. Dünkü çıktıkları orta sahayla değil. İstanbul'un ne olduğu bir orta sahayla. Ee, peki ya benim enteresan bulduğum noktalardan birisi de 60'tan sonra tribünün hocaya değişiklik yapması özelinde ya yaptığı çok Şimdi 60 dakika öyle bir şey seyrediyorsun ki mest oluyorsun. Yani nefes alamıyorsun, oturamıyorsun. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor takım da <laughs> hani yüksek beceriyle yapıyor. Şimdi bir anda bunun öyle bir dışına çıkıyor ki 180 derece dönüyor iş. Yani normal seyirci mantalitesiyle baktığında hoca bir şey yanlış gidiyor diye düşünüyor. E, 10 dakika geçiyor değişiklik yok. Rakip değiştiriyor. Sende değişiklik yok. E maçın sonu geliyor bir değişiklik. Bunu görüyorsun ve bunu her hafta görüyorsun. İçeride görüyorsun dışarıda görüyorsun. Yani, üç, yani Alanya maçında herkes yazıyor kafaya onları. Herkes seyrediyor. Beşiktaş seyircisi bu anlamda da biraz değişiktir yani. Saniye saniye tutar kafada. Ee, o kor gruptan bahsediyorum. Hı, hı E şimdi bunu görüyorlar işin nereye gittiğini. Müdahale ediyor. Gayet normal. Bundan normal bir şey yok. Ya bence şu açıdan enteresan geliyor bana. Bu biraz bizim genel olarak yabancı hocaya karşı tahammülsüzlüğümüz mü diyeyim, daha rahat konuşma refleksimiz mi diyeyim? Seyircide yani, mi? Genel olarak. Arda kardeşlere de Beşiktaş taraftarı tepki gösterdi. Hoca gösterdi tepkiden dolayı. Ya yani benzer bir şey hmm. böyle bir oyunla Beşiktaş oynasa 60'a kadar bilmiyorum ya. Yani, bu kadar rahat bir şekilde yerli bir hocaya Kime? fark etmez. Söylenebileceğini çok rahat bir şekilde düşünmüyorum. Ben aynı kanaatte değilim. Söylenir. Kim olduğu önemli. Yani Şenol Hoca'ya bir bildiği vardır dersin. E, Pereira'ya da diyorlardı Fenerbahçe taraftarı. Son 6. haftadan sonra. E, Fenerbahçe'de öyle bir yerli hoca yok zaten. Yok, yerli olarak değil mi? Pereira'ya da hani bir bildiği vardır deniyordu. Yani bu bence çok rahat bir şekilde yabancı ya, hoca ya, Bir bildiği da vardır demek zorundasın Pereira. Başka bir durum. Pereira, <laughs> ben şey diye yani ilk döneminde şunu söyledim. Ya bu adam şampiyonlar ligini kazasa artık şunu yollarım. O kadar saçma sapan futbol oynuyordu Fenerbahçe. E şimdi yönetim bütün o şeylerden, e, analizlerden adamı getirdiyse yapman gereken şey şu. Eee diyeceksin, yazacaksın herhalde bir bildikleri var. Dolayısıyla herhalde bir bildiği vardır o Fenerbahçe camiasının kendini ikna etme yöntemi. Yani Fenerbahçe'nin son 20 yılında en sevilmeyen hocalardan birini kaldırdılar, geri getirdiler. E, adamın CV'sine bakıyorsun şampiyonluk şampiyonluk var. Cık. Herhalde yani bizim anlamadığımız bir durum var. Kendini öyle ikna ettik. Hepimiz öyle ikna ettik kendimizi. Ben de öyle ikna ettim. Hatta bana kızdılar. Ya bunu söylüyordun şimdi adamı iyi oldu dedin. İyi oldu değil getirdiklerine göre bir şey düşünüyorlar herhalde. E, ne bileyim ben 8. haftada üçlü oynamasın hoca falan diyeceğini başkanım. Yani tam teslimiyetli olur bu tip kararlar. Ya aslında vardır bir bildiği ile getirip bildiğini gösterecek alan tanımadan Yargılı. Ama zor diyorsun. bir kişilik. Oh. Yok ben sadece tamam. ya Pereira Şimdi üzerinde demiyorum. Şey Valerian İsmail'e dönelim. Valerian İsmail'le ilgili konu yani yaşanıyor bu. Geldiği günden beri yaşanıyor. Şahane futbol oynanıyor. E sonra başka bir şey oynaman gerektiği zaman oynayamıyorsun. Ardı kardeşlere gelince. Trio programında da şaşırdım. Haftanın en iyi seçmişler. 9.2 kilometre mesafe kat etmiş o gümbür gümbür maçta. Ya benim bildiğim hakem diagonal gider gelir. Ya İki şey, iki e, ceza sahası arasında yürüyerek gitti ya bütün maç. Her pozisyonu 30 metre. Hiçbir <laughs> pozisyonu sezemedi. Uzaktan uzaktan maç yönetiyor yani emekli olmuş gibi. Öyle bir saçmalık yaptı ki federasyon MHK falan. Üst tarafı öyle bir budadı ki. Daha hani meyve vermemiş adam kendini çınar zannetmeye başladı. Anlatabildim mi? Böyle evet. bir havalarla yürüyor filan. Çok kötü hakem maalesef. İyi olmak için bir çaba sarf etmiyor. Sürekli bir hava var. Yapacak bir şey yok. Bazısında yok. Bazısında olmuyor yani. Hani yabancı değil bilmem ne, mezar, sultanı bunlarla bir şey ama yani sen 30 metre mesafeden adamın önünde oluyor. Görüyorum ben. Ya adam görüyor. Burada bir şey oluyor. Basit bir fall. Ya da işte kartlık bir pozisyon. E sen 30 metre öteden... Cart çalıyorsun, kartı veriyorsun ya da vermiyorsun. Hocada böyle yapınca geliyor, posta koyuyorsun. Ucuz şeyler bunlar. Ama işte memlekette de değerli bunlar işte. Bunlar değerli şeyler memlekette. De. Bu tarz gösterme mi? Tabii. Bir havalar. Çok yazık. Aslında çok o yazık geliyor, Çok. Yüzde birlik kesime oynama burada da var mı? E vardır tabii. Ya zaten şeyden anlıyorsun ya hakemin bıraktığı anda dönüştüğü yorumcudan anlıyorsun durumu. Ne gibi? E yani şimdi bu abicim sen adalet dağıtan adamsın mümkün olduğunca hakim gibi değil tabii trafik memuru. E sonra yorumculuğa geçiyor ertesi gün böyle bir değişik insana dönüşüyorlar hepsi. Ya bu adam yönetiyorsa amaçları yazık diyorsun yani hmm. isim vermiyorum. Yani bu şunu falan diyorsun yani. Bakalım yani gelecek haftalarda. Bu arada tabii Vegersten bahsetmeden olmaz. Acayip yani adam ya yani zaten hikayesi çok enteresan bir hikaye de. hani ee, futbolcu oluşu seçişi, ailesiyle durumu falan vesaire onlar zaten çok hoş da. Ee, ama şeyden çok ya yani oyunu ve ortama çok sevdiği belli ve bunu hissettiriyor yani. E, maçın ilk yarısında hatırlar mısın bilmiyorum gördüm mü o pozisyonu. Taraftar izlerken bir gülümsemesi vardı. E, maç sonunda, e, devrenin sonunda. Devrenin sonunda. Yani çıkarken ortalık yıkılıyor. Şöyle bir baktı etrafı. Aynı. De çocuğu falan oldu tebrik edelim. E, acayip uğraşıyor. Çok zevk, çok zevk alıyor. Yani oyunu o kadar çok seviyor ki. Onu görüyorsun yani. Ah Mesut ah. Yani anladın mı? Eee... Ve başka isimler de var tabi. Ya adamın milyon doları var muhtemelen. Ya baba zengin vesaire değil mi? Öyle bir durum. E kendisi öyle de. E kendisinde kendisinde var. de var. Zaten var. Abicim sevmiyorsanız yapmayın ya. Oradan da iki alırım, oradan da üç alırım falan ya bunlar. Yazık günah. Yani kendi mirasınıza yazık. Acayip bir mirasınız var sizin. Futbola bıraktınız, spora bıraktınız. Bu arada jimnastik milli takımını da kutlayayım. Bronz aldık üzüldük ya Avrupa'da. Ne güzel. Çok acayip değil mi? Neyse oyuna devamlı konuşuruz. Ee, çok seviyor. Ya yani şimdi o yüzden hani Gomis'in e, iki tane offside'dan şahane kaçarak attığı gol tık tık yani Gomis'in fizik iyice bir yayılmış. Fotoğrafları gördün mü bilmiyorum. Hı hı. Fatih Hoca'nın itirazı vardı onun genel olarak şeyine. Eee ama adam işte biliyor abi. bakıyoruz iki tane takıldı öyle. Offsite mi? Off ee, ama o kadar istiyor ki. Bu, bunlar tartışma konusu değil. Bunlar tartışma konusu değil yani. Emrak Baba da takıldı. Evet. Şimdi orada herkes sefer Seferovic'e kızıyor da. Sen ne yapıyorsun orada abi? Yani ben şu açıdan düşünüyorum. Orada Vurmayacaksın şey düşünen... doğru mu attı sanki falan? Yok, o, atma... onu şey, ama sen orada bir kere alacaksın pozisyonunu. Gelir mi gelmez mi? Ya bence o biraz zor ya. Nasıl zor? Yani Sefer o için kaleyi vuracağını düşünüyordur. Abi evet. Galatasaray'ın 10 numarasında oynuyorsun. Her şeyi düşüneceksin. Senin işin o. Yani Galatasaray'da yerli oyuncuların bir kısmı işi gücü bıraktılar. Bunlarla uğraşıyorlar. Nelerle? Mutsuzluk. Mutsuzluk yaratmakla. Yapmayın. Ha burada Okan Hoca'nın sorumluluğu var mı? Var. İyi iletişim kuracaksın abi senin işin o. Sen biliyorsun çünkü futbolcu nasıl bir şeydir. En üst düzeyde biliyorsun yani. Galatasaray oynadın, Inter oynadın, Beşiktaş oynadın. Daha ne olacak yani? Ve her tür adamla oynadın. Ve insan olarak insani olarak da Okan Hoca çok tatlı bir adamdır yani. Evet. Ama idarecilik başka bir şey. Oyuncularla konuşacaksın, oyuncuları anlamaya çalışacaksın. Ee, o yüzde birlik sosyal medyayla ilgilenmeyeceksin, kendi işine bakacaksın. Tudor gibi yap demiyorum da. Cengiz örneğindeki mi? C C Cengiz örneklerden bir tanesi. Yani herkese posta koy demiyorum da, ama kendi bildiğinin peşinde git. Yani e, orayı doğru idare edemezse olmaz. Ha doğru idare etmek kolay mı? Kerem, değil mi? Galatasaray'ın en gözde oyuncusu sezon başına kadar evet. Transferleri olana kadar. E, adamın aldığı para Türk lirası komik. E herhangi bir standart bir yabancıya getiriyorsun. Bir milyon euro versen beş katı ediyor zaten aldığı paranın. Diyorlar ya Türk lirası değersiz olsan olur. Bu olur işte. Olacak bu. E peki bu bahsettiğini o konuca ne yapabilir? İyi derece çıksın abi. İyi idare çıksın. Yani Fatih Terim'in ayakkabılarını doldurmaya çalışıyorsun. Şu anda yaptığın şey o. Fatih Terim gibi yaparak olmaz o iş. Kendi metodunu koyacaksın ortaya. Fatih Terim tek, taklit edilebilir bir adam değil. Fatih Terim mesela siler. Onun yöntemi odur. Siler görmez. Yok, yoksundur onun için. Sen yapamazsın onu. Bu taklit edilebilir bir şey değil. Fatih Terim yapar onu. Fatih Terim unutur seni. Yani tenise gidersin, Fatih Terim unutmuştur seni. Bir süre sonra dersin ki, hocaya haber yollarsın, hocam ben gideyim. Ama Okan Hoca Fatih Terim'lik yaparsa, öyle olmaz. Peki hani... O doldurulabilir bir ıı, kıyafet, ayakkabı değil yani. Kendi yönteminle idare çeksin. Üçüncü haftadan bunları konuşuyor oluşumuz enteresan değil. E, birinci günden konuşmak lazım lazımdı esasında demek ki. O konuca geldiği gün mü? E, yani bu, bu düzeltilebilir şeyler bunlar ya, bunlar düzeltilebilir. Elindeki değeri doğru değerlendireceksin. Vedalaşacak da vedalaş bir an evvel. Ama vedalaşacağını söyle. De ki çok iyi bir insansın ama git. <laughs> yani bu, çok bu, tavsiye ederim. Ben de 40 yaşından sonra öğrendim. O kadar e, insan için rahatlatıcı bir şey ki ve karşındaki de çok iyi anlıyor. Gerçekten öyle. Tabii. Yani açık yani açık yani. Ya Kusura bakma seni sevmiyorum ben. Falan bunlar kolay şeyler. Ya da çok seviyorum ama olmuyor iş. Yapacak bir şey yok. Senin için de benim için de değil. Boş ver sen de başka bir yerde bulursun daha iyi yaparsın falan. Sen yapmazsan sana yaparlar. Ee, yani dediğim gibi. Zordur bak bu, bak bu enflasyon böyle bir şeydir abi. Zordur yani. Biz böyle bunun içinde büyüdük. Siz daha yeni öğreniyorsunuz. İdare etmek çok zordur. Öngörülebilirlik yok çünkü. Bugün kontrat yapıyorsun. Of çok iyi para abi giderim bir şey yaparım falan diyorsun. Aa üç gün sonra yok olmuş. Erimiş gitmiş. Ya kontrat yaptıydık biz ya. Ya işte olmuyor öyle değil. Ya bunu idare etmek hakikaten çok zor bir şey. E belki bir kısmını ee, hocanın sırtından alacak bir yönetim tarzı lazım. Erdem Timur falan çok beğenilen bir e, yönetici. Takım içi e, yerli oyuncularla özellikle Türk oyuncularla daha doğrusu e, bağlantıları kuracak başka bir bağ bulmak lazım belki de. Yani Mertensi, Torreira'yı o ayılar lay 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 getiriyorsun. Olağanüstü transferler. Bütün şekli değiştirecek, ligin şeklini değiştirebilecek transferler, ama içeriği nasıl değiştirdiğine iyi bakmak lazım. Aynı Fenerbahçe'ye de var. Yani yanlış anlıyor musun? Bu Galatasarayın sorunu değil. Nasıl idare ettin önemli bir şey. Altay Fenerbahçe'nin dün en iyi oyuncularından biri. Şimdi bunu konuştuğun zaman da, sen bizim bir karıştırmayamışız. Ben karıştırmaya karıştırmayacağım. Enflasyon bunları yol açar, onun altını çiziyorum. Herhangi bir sıradan oyuncu, sıradan yani, Lemos sun aldığı paraya bak. Altay'ın aldığı paraya bak. Sana mı kaldı bunları konuşmak? E, tamam konuşmayalım E adam ne hissediyor acaba? İşte. Paran değersiz olursa bunlar olur. Maalesef. Maalesef. Yani e, bana dediğin şeyi umarım ben de söylemem. Yani siz enflasyonu daha yeni biliyorsunuz, biz onunla büyüdük diye. E. Öyle umarım, ben de umarım ya bizde böyle bir kısa dönem oldu geçti diye anlatırsın belki. İnşallah. Ee, geçen sene biraz referans yapacağım. Yani oyun iyi olduğunda, herkes ikna olduğunda bazı şeylerin unutulduğunu genellikle biliyoruz spor tarihinde. Evet. Şu an mesela Galatasaray'ın güçlü bir oyunu olsa ki 3 hafta içerisinde çok da güçlü bir oyunu olmadığını, geçen seneden kalan bazı sorunların devam ettiğini biliyoruz. Bu evet. bahsettiklerin de biraz azalabileceğini düşünüyorum. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Peki bu neden bir türlü güçlü oyun oturmadı? Ben Okan Buruk'un e, bu konudaki e, analizinin doğru olduğunu düşünüyorum. Nedir analiz? Benim de analizim aynı zaten. Yani Galatasaray'ın geçen sene merkezinin sorunlu olduğunu, onu kotardığı zaman her şeyin düzelebileceğini söylüyordum sıklıkla. Bence bu sene yaptılar ona. Artık Taylan da kullanılabilir bir oyuncudur, Berkan da kullanılan oyuncudur. E, çünkü... yani. Koteğin geldi. Protein geldi oraya, protein geldi, vitamin geldi, hepsi var artık yani. Bunlar kullanılabilir oyuncular. Ee, ancak bunun etrafında kanadın şekillenmesi konusunda sorunlar var. Ben oyuncular değişsin demiyorum. Ama bu koridor paylaşımlarını doğru yapmaları lazım. Yani Yunusla Kerem'in zaten bu oyuncular serbest oynamayı seven çok fazla e, torrent bence Kerem'de büyük ilerleme sağlamıştı bu konuda. Ama Kerem ne kadar mutluydu bilmiyorum. Kaleden uzaklaşıyordu sıklıkla çünkü. Yani o, o içeride olmayı seviyor. Haklı herkes onu ister zaten. Böyle özelliklerim varsa da özellikle istersin. Ee, hem savunmanın e, kanatlarında koridor paylaşım falan. O içeride oynamak istiyor. Çizgiye çıkmak istemiyor. Sürekli içeride oynamak istiyor. Ama hep çizgide. Nasıl hep çizgide? Ya Kerem daha çok içeride oynuyor. Hay Kerem içeride oynuyor. Arnold da içeri giriyor. Ben orada bir problem olduğunu düşünüyorum zaten. Ya ben de Kerem'in çizgide oynaması gerekiyor. Ama o, öyledir yani. Birisi dışarı çıkar, birisi içeri girer. İkisi evet. de olur yani. İkisi de içeride, ikisi de dışarıda oluyor. Orada bir problem var. Burada ya anlayışamıyorlar birbirleriyle ya kendi ezberleri böyle. Burada bir sorun var. Ya e, ee, Mertens'ti değil mi? İkinci yarıda. Anadolu. Kaç defa Geçsene senin geç diyor ya kardeşim geç diyor yani herkes birbirini uyuyor. Toru e, ya ayrılsanız abi filan diyor şeylere stoperlere gidip sürekli gösteriyor bunu artık yani bu kadar da olmaz. E bunları yani bu, bu alan paylaşımlarını doğru yapmazsan koridor paylaşımlarını doğru yapmazsan değiştirirler seni. Başkaları yapar onu. Yani bunlar kötü oyuncular değil, bu oyuncular değişmeli demiyorum. Bunlar hepsi kendilerini ispat etmiş. Yani Kerem'le Yunus daha edecek. Ama yani Saşa Boya de belli standarda olan oyuncu. Fananlut da öyle bir oyuncu. Ama burada bir sorun var. Bunu düzeltmeler lazım. Çok düzeltilmeyecek bir şey değil. Yani Torreira'yı, Mertens'i falan, Sergio Oliveira'yı falan getirdikten sonra bunlar iş değil. Ama ben burada, başa, o yüzden sıklıkla ilk bunu söylüyorum. İletişim sorunu var belli ki. Ya bu anlaşılmayacak bir şey değil ki. <laughs> Bu arada falan sürekli içeride oynamak istediğini düşünüyorum. Orada anlaşamadık. Yok <laughs> Yo, ben zaten içeride oynasın diyorum hatta. Ha, ama bize maçında. Ya, bazen... Bence Kerem kenarda oynamalı. Bazı baz, baz, bazı pozisyon vardı. İçeride oynarsın, bazı böyle çıkarsın ya yani değişirsin onu sürekli orada olacak diye bir şart yok. Yok katılıyorum. Ben ısrarı anlamıyorum hatta Kerem'in bu kadar içeride konumlanması neden? Kenardan daha iyi gelebilen bir oyuncu. Var sorun var orada. Ee, Antalya Trabzon'a geçelim. Geçelim. Görkemli bir galibiyet. Ee, Abdullahcı Avcı belli oranda haklı ama yani nasıl geldi bu iş buraya diye. E tabi zaten son son olduğu için geldi. Ya bir şunu söyleyeyim. E ee, Vitor Hugo üzerinde bir tartışma var. Dancefield üzerinde de bir tartışma var. Ee, ben tart çok önemli değil bence. İyi oyuncular bunlar ama yani bu kalibrede oyuncuların bu kadar sıklıkla kayarak müdahale etmeye çalışmaları hem de ceza sahası içinde Aklım almıyor. Bir de Abdullah Avcı'nın sevdiği bir şey değildir yani ayakta kalın. Abi yani. olacak ki dün salı aynı yaptı da. Ya zaten adamın iki katı bu cüssedesin. Dur omzunu olsun bitsin ya da kal yanında ya. Dur ne olacak yani yani çalım yemek mi problem? Şimdi Vitor Hugo'nun yaptığı harekette oyuncu görüyor tamam penaltı bende diyor zaten ayağını koyuyor bitti. Yani nasıl bir yani bu kadar Kolay plandan çıkmak buz tecrübede oyuncular çok yıkıcıdır teknik direktör için muhtemelen. Ki bence Abdullah Hoca için daha yıkıcıdır. E öyledir yani. Çünkü şimdi onu hep anlatmaya çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi'nin yıpratıcılığı fiziksel bir yıpratıcılık değil. Daha çok mental bir yıpratıcılık. Çünkü Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Ligi arasında yabancı bir oyuncunun zihninde ki fark çok fazla. Geçen sene Beşiktaş sanırım bir maçı Şampiyonlar Ligi'de önce oynadı bir maçı kazanmıştı diye anımsıyorum. Sivas maçı olsa gerek. Şimdi bu mesela ee, yurt dışında da bu tartışma var ya işte Casemiro neden Manchester United'a gidiyor? Kardeşim ya oğlum Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bırakmışsın işte abi lige gidiyor adam. Adamın gitme sebebi lig. Yani işte Ajax'tan transfer yapılıyor. Orada diyorlar ki ya işte biz şampiyonlar ligindeyiz. Ya geçiniz Hı şimdi evet. abicim. Orası lig. Orası başka bir yere gitti artık. Ligdir önemli olan. Şimdi Trabzonsporlu birçok oyuncu için şampiyonlar ligi ile Türkiye liginin doğal olarak arasında dağlar var yani. Yıpratıcılığı buradan. Bütün yabancı, Beşiktaşlı oyuncu içinde var. Kim giderse oraya, oyuncular için. Ve bunu yaşıyoruz biz. Herkesten daha fazla yaşıyoruz. Avrupa'daki birçok kulüpten, birçok ligden daha fazla yaşıyoruz. Yıpratıcılığı, asıl yıpratıcılığı burada. Ve orada sen eğer sıfır puan çekersen, iki puanla çıkarsan bütün ligi etkiliyor bu. O psikoloji düzeltme giyici zorlaşıyor artık. Asıl yıpratıcılık burada. Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali olan ki yani çok kuvvetli hala. Ee, i̇ki maçın ortasında Antalya ile karşılaşmak bu havada çok büyük şanssızlık. Yani bunu bence ön şart koşmaya da biliriz. Antalya ile karşılaşmak bence her şanssızlık Zaten öyle. Zaten öyle. Ve hani ikisi sıfırdan 2 iki getirip sonra maçı verebileceğin de az takım vardır ligde. Evet. Yani şampiyonsun. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek üzeresin. Gidiyorsun 2-0 geri düşüyorsun. 2-2 getirdiğin anda kırarsın rakibi normalde. Antalya kırılmıyor. Tebrik etmek lazım. Ya yani aynı hoca değil ama Beşiktaş mesela geçen sene aynı statta böyle bir dönüşü vardı. Evet. 3-2. Evet. Yani Nur Hoca'yı kutluyorum. Dortmund'a bek bekliyoruz. Dortmund ne oldu ben acaba bu söylediğimi bilmiyorum ama Dortmund'a doğru gidiyor diye umuyorum. Haftanın en ilerine geçelim anketimizde. E, Ener Valencia, Enkudu, Gomis Gökdeniz Bayraktar adaylarımızdı. Evet. Ener Valencia net bir üstünlük sağladı ki e, diğer oyuncuların da çok çarpıcı performansları vardı. Yani diğer oyuncular da iyiydi bu hafta. Doğru. E, ben Gomis'i biraz önde görüyorum. Yani çok belirleyici olduğu için. Hı hı. Kolay değil attığı gol. Bence Valencia de... olağanüstü. Özellikle ikinci goldeki önüne alışı falan hani o hani kafayla Kolay bir şey değil o. İvmelenişi falan. Geçişi, vuruşu her şeyi. on numara. Çok iyiydi. Ee, ama Gomis çok belirleyici oldu yani. 4 puan. Evet. 4 puan gitti. 4 şu puan anda, da 10 dakikada yani. Şu anda hiçbir şey kalmamış olabilirdi Galatasaray'da. Öyle hızlı hızlı gider bu işler. Büyük takımlarda yani. Ee, o yüzden onu bir saniye anlarda var. Ama çok şey değiştiriyor. e Valencia demişken bu arada bir penaltı pozisyonunda da tartışma oldu. Ne tartış? Bence yokimdi tartıştık hiçbir şey. Ece aynısın dedi bu arada. Çok iyi bir hakem performansı izledik. Yok yani sala Salahi'ye ya bir sarı kart verebilirdi. Önce sarı kart verebilirdi Onyekuru'ya harekete. Ee, en tartışılacak pozisyon o. Bir de hani Ferdi Onyekuru pozisyonu verdi penaltı sonra penaltı çıkmadı ama sayt oldu. Penaltı mı bilmiyorum. Olabilir. Biraz arkasına geliyor. Ama yani sen onu Fransa'yı, Almanya'yı, İngiltere'yi falan takip Böyle penaltı gördün mü hayat? Hayatta vermezler yani. Böyle zannetmiyorum vereceklerini. Ama tabii bu, bu kadar çok vara gitmiş olması hakim problem. Hele yani Rusya, Rusya, yani o kadar çıplak bir pozisyonu nasıl görmesin abi? Varla ilgili de Emre Kılıç bile yani. Bir yorumu var izleyicilerimizden. Emre Kılıç basketboldaki olayı kopyalamak en mantıklı çözümlerden biri olabilir demiş. Yani hocayı, hocalar diyorsun şey yapsın. Basketbolda çok büyük bir farkı var. Bunu hani sürekli söyleyip duruyoruz. Yorum çok var burada. Yani o darbeyle o oyuncu düşmez. diye bir şey var abi. Bu, bu, bu başka bir sporda yok. Bana göre düşer mesela. Bana göre düşer, sana göre. Ya bunun testleri var zaten. Hakeme soruyorlar. 50 tane üst düzey hakeme. Yani elit hakeme. Elit ve A klasman hakeme. Bir pozisyon soruyorlar. 25'e ayrı, 25'i başka karar veriyor. Şimdi bu doğasında var. Bunu kabul etmezsen olmuyor. Ve vara gidip ağır çekimde baktığın zaman da orada... Vermem. Mesela, Vermemen diye bir şey söz konusu değil. Vereceksin yani. yani bazen nerede oldu? Ee, bu hafta İngiltere'de oldu bir... Ne maçında oldu ya? Ç kırmızı kart iptal etti. City şey, maçında. Ee... Evet. Ha o Ender. Ender olan bir şey o. Bence kırmızı kart. Benim tabanı tam izleyim. gelmedi. E, tabanı tam gelmediği için çağırıyor yani. Ee, az olan şey. İngiltere'de olur bir tek o. Ee, katılıyorum. Ve Arsenal formasına geçiyorum. Arsenal forması bayağı değerlendi. Tabii. Geçen Liverpool, hafta Liverpool un United geçsin, demeyeyim dedim. Arkasına düşmesi enteresan oldu. Evet. United demeyeyim. Belki haftaya United veririz dedim. Bu hafta da United veriyoruz ama değerlendikten sonra veriyoruz. Böyle bir programız. Evet. Liverpool'a kaybetseydi. Gördüm formayı. Güzel duruyor. Sağda o kadar iyi durmuyor ama şık bir forma. Bir de bazıları oyuncuların üzerinde çok iyi duruyor. Maguire'da durmuyor peki. <laughs> e, Can Bey kazandı bu arada Arsenal formasını. E, bugün United formasını kazanmak için de aşağıdaki soruyu soracağız. Takım içinde yaşanan en unutulmaz kriz sizce hangi kulüpte yaşanmıştı? Bu videonun altındaki yorumlar bölümüne kendin ol, korkusuz ol etiketiyle gelen yanıtlardan Tabii ki bu sorunun cevabı çok belli ya. Yani takım içinde kriz dediğin zaman akla Fenerbahçe e, gelir bak. Sen <laughs> de milli takımdan veriyorum. Ha? Ben de Euro 2016 O da Geçen hafta da Euro 2020 demiştim. Sonraki hafta da Euro 2008 ile tamamlayacağım. tamamlayacağım. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Sevimle el salladım bu sefer.